Açık ortamlarda dahil öğrendiğimiz şeyleri de inşallah bu devam eden mücadele stratejimizin bir tarafına eklemlemek suretiyle mücadelemizi kararlı bir şekilde devam ettireceğiz. Teşekkür ediyorum. Katılımlarıyla bizleri onurlandıran değerli panelistleri. Evet. Okulda ve toplum olarak bizim çocuklarımızı bilinçlendirmemiz gerekiyor. Bakın biz şöyle de şanssız bir ülkeyiz. Biz dünyada en çok sigara tüketen, arkasından akciğer hastalıklarının, akciğer kanserinin en çok görüldüğü ülkelerden biri haline geldik. Birçok sebebi var. Aile çok önemli, çocuğun kendisi çok önemli, çevre çok önemli, basın çok önemli. Her şeyin birbirini tamamlayıcı olduğunu görürüz. Ama uyuşturucu bana göre gençliğimiz için en büyük tehlike. Bazen bu uyuşturucuya düşen çocuklarımıza bakıyorum. Nasıl başladınız diye sordum da bunlara. Bir kısmı tabii aile sevgisi noktasında bakıyoruz, sıkıntı var. Bir kısmı arkadaş. Diyor ki bana, dediler ki ya ne olur ki bir defa dene. Bir defa bak bir şey olmaz, dene diyorlar. Ben de bir defa denedim ama diyor ondan sonra süreç başladı diyor. Urfa genç nüfusu olan bir yer. 18-24 arası gençlerimiz 500 bin civarında. 500 bine yakın. Bir de mültecileri katarsak tam bir 500 bini aşıyoruz. Ne yapacağız? Bunların adı delikanlı. Enerjileri yüksek. Bunları hayırlı bir işle meşgul etmek zorundayız veya hayırlı bir işe yönlendirmek zorundayız. Biz Şanlıurfa Belediyesi olarak, tabii ki valiliğimizle el edeyiz, onu da ifade edeyim. Bütün sportif faaliyetlerde, diğer konularda. 48 tane ben geldikten sonra judo, karate, tekvendo spor salonu açtık. Her birini açtığım zaman bir çocuğu oradan alıp kurtardım diye düşünüyorum. Çünkü bu spor çocuğun bedensel gelişim bakımından çok önemli. Sağlıksız bir takım temayülleri oluşmuyor. 28 tane kadın destek merkezi açtım. 16 tane de gençlik merkezi açtık. Şimdi diyorum ki hedef 100 karate spor salonları için. İnşallah da bunu 100'e tamamlayacağız. Bağımlılığı sadece uyuşturucu bağlamında bağımlılıkla mücadelede basının rolü bugün işlenecek konu. Ama hepinizin bildiği gibi bağımlılık sadece uyuşturucu madde bağımlılığı değil. Modern zamanın illetlerinden, hastalıklarından bir tanesi haline gelmeye başlayan internet bağımlılığı, medya bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı dediğimiz bağımlılıklar da genç yaştaki çocuklarımızı, gençlerimizi bir odaya, bir klavyeye ve bir ekrana hapseder duruma gelmiş durumda maalesef. İnsanlığın önündeki en can yakıcı sorunlardan bir tanesi. Risk boyutu, tehdit boyutu da her geçen gün artan, devletlerin, toplumların kendilerine göre geliştirdikleri planlamalarla ve mücadele yöntemleriyle bu illetle mücadele etmeye çalıştıkları toplumunu, gençleri ve nesli korumaya büyük gayret sarf ettikleri can yakıcı problemlerden bir tanesiyle karşı karşıyayız. Böylesine anlamlı bir panelin Şanlıurfa'da düzenlenmesinden büyük bir mutluluk duyuyoruz. Buna vesile olan, herkese emeği olan, emeği geçen herkese de gönülden şükranlarımızı, teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Medya bilinçlendirmeli, bilgilendirmeli, yönlendirmeli. Toplumsal farkındalığı artırmalı. Bunun yanı sıra yine değerli akademisyenlerimizi de davet ederek bunun fizyolojik, psikolojik boyutlarını ele aldık, alacağız. Hukuki noktada kıymetli bir avukat arkadaşımızı davet ettik. Teknik olarak da bu konulara vakıf isimleri davet ettik. Bizler Anadolu Yayıncıları Derneği olarak da uyuşturucuyla mücadele ile ilgili çeşitli illerde organizasyonlar yaptık. Genç nüfusun yoğun olduğu bir yerde yapmak çok güzel. Üniversite götürmüş, sağlığı da iyileştirmiş, işin
Bakanlık kısmı mutluyum. Çünkü bugüne kadarki panellerde biz burada oturup kendi kendimize bir şeyler, bilgiler verdi. Mutluyum demek ki giderek farkındalık artıyor bu bonsai konusunda. O dönemde bir takım gençler kalp krizinden yavaş yavaş hayatlarını kaybediyorlardı. Garip bir takım durum, problemlerimiz var.